İnsan insanla insan olur ve insan insanla genellikle problem yaşar. Araştırmalara göre bilim adamları şunu ispatladılar. Başarısızlığın %96'sının sebebi iletişim kazalarından kaynaklı. İletişim sorunları. Karşı taraftaki kişiyi tam anlamamak veya kendi meramını tam anlatamamak. İnsan bir adada tek başına kalsa onun genellikle zaten iletişim sorunu olmaz. Fakat o adadaki kişiye interneti olan bir cep telefonu, akıllı telefon verirseniz iletişim kuracağı kişi kedisi olmaz değil mi? Köpeği de olmaz. Ne olur? Yakını olur. En yakınıyla iletişime girer. Yani bir insanla iletişime girer. İnsanla yine iletişime girmeye başladığı zaman da yine iletişim sorunu yaşaması normaldir, yaşayabilir. İletişim sorunu yaşadığın zaman, karşı taraftaki kişiyi ikna edemediğin zaman, onu değiştiremediğin zaman umutsuzluğa düşersin. Mutsuz olursun, haliyle öfkelenirsin. Bu negatif duygularla iletişim kurmaya devam ettikçe daha büyük kazalar yaşarsın. Kiminle? İletişim kurduğun kişiyle. Eşinle, çocuklarınla, patronunla, müşterilerinle, ortaklarınla sorunlar yaşarsın. İletişim kuramadığından dolayı da zaten karşı taraftaki kişi seni ne yapacak? Kullanacak. Seni sömürecek. Meramını anlatamadığından dolayı o kişi seni ezmeye çalışacak ve sen artık değersizlik duygusu yaşamaya başlayacaksın. Ve gittikçe senin hayatında bu olumsuz duygularından dolayı da önündeki işlere odaklanamayacaksın. Yani sana asıl başarı getiren bazı iş alanı olsun, sağlık alanı olsun, kendini bulma konusunda olsun başarısızlıklar yaşayacaksın. Bilim adamları bu konuda insanların başarısızlıklarının sebebi iletişim kazası demesi çok haklı bir yer kaplıyor değerli arkadaşlar. Peygamberimiz şu şekilde bir hadis-i şerif ile aslında bize yol gösteriyor. Bela senin diline bağlıdır. İletişim değerli arkadaşlar vücut diliyle, ses tonuyla ve kelimelerle genellikle oluyor değil mi? Belayı da açtığımız zaman başarısızlık, sıkıntılar, hastalıklar, birçok şey söyleyebiliriz. Peki o zaman bela senin diline bağlıdır dediğimiz vakit senin başarısızlığında yine iletişimle alakalı bilim adamların ispatı da Peygamberimizin hadis-i şerifini ne yapıyor? Tasdikliyor. Dolayısıyla belayı üzerine çekmemek için veya başarısızlıklar yaşamamak için senin yapman gereken, öğrenmen gereken en önemli konu dil kullanmayı öğrenmen gerekiyor. Karşı taraftaki kişiye kendi meramını anlatmak, onu anlamak, duyguları değiştirmek, davranışları değiştirmek, düşünceleri değiştirmeyi birinci sıraya koyman gerekiyor. İşte o zaman belayı üzerine çekmez. Biz ne zaman dilimizi yanlış kullanıyoruz veya ne zaman iletişimde sorunlar yaşıyoruz? Karşı taraftaki kişinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını değiştirmeye kalkışınca karşımızdan tepki almadığımız vakit veya negatif bir tepki aldığımızda veya karşıdaki kişi kendini değiştirmediği zaman umutsuzluğa düşüyoruz. Mutsuzluğa düşüyoruz. Ve öfkeleniyoruz. Bu sefer iletişim kazası üzerine trafik kazası gibi kazalar yapıyoruz. Ve gittikçe iletişim kazaları yaşadıkça başarısızlık oranımız artıyor. Yani belayı üzerimize çektikçe çekiyoruz. Dil kalıplarına dikkat etmedikçe Peygamberimizin buyurduğu gibi bela diline bağlıdır. Hadisi şerifine göre sen bela üzerine çektikçe çekiyorsun. Peki o zaman ne yapmayı öğrenmemiz gerekiyor iletişimi iyi kurabilmek için? Çözüm kendini adaya bırakıp tek başına yaşamak mı? Veya çözüm evde tek başına insanlardan uzak kalarak mı bir yere varabileceksin? Hocam benim kedim bana yeter mi diyorsun sadece? Çözüm bu mu? Asla. Kesinlikle. İnsan insanla insan olur. İletişimsiz hayat yok.
Peki o zaman iyi bir iletişim için neyi öğrenmen gerekiyor? Çok basit. Çözüm şu. Duyguları, düşünceleri, davranışları değiştirebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Biz de yıllardan beri duygu, düşünce, davranışları nasıl değiştirebilirsiniz? Bu konularda çalışmalarda bulunuyoruz ve yardımcı oluyoruz. Eğer sen de gerçekten bu konularda hayatını değiştirmek istiyorsan, o zaman bizim programlarımıza katılmak için iletişime girebilirsin. Sen de bizim programlara katılarak hayatını kolaylaştırabilir, başarını %96 artırabilirsin. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.